Ben 70 yaşındayım. Bu dağ 200 senelik kurcuvanım. Maray olarak Malatya aittir. Ormaniye, Celken gitmiş Sahtekarlı'nı Ormaniye çevirmiş. Ormaniye da rakam yüksek, orman olma şansı hiç yoktur. 150 senedir biz bunu satıyor Adıyaman, Malatya şeye, Molken köylerine, Mahken'de Adıyaman'a sulak olarak satıyorduk. 50 senedir, 100 senedir satıyor. 5 sene evvel, 10 sene evvel burada bir şey gelmiş. Kadıstro'da bir hilayına güveşi almışlar. Bu suyu da biz verme şansımız hiç yoktur. Biz burada artısının suyu çok. Bulamın hep suları boşa gidiyor. Adıyaman götürüyor. 150 sadem boyanı, Celi Kampı, Narbaşı, otlağı otlatmışsa, yürde konmuşsa, peki çaşır yolmuşsa, odun kesmişsa, bu şimdiye kadar neredeydi? İçme suları hepsi boşa gidiyor. Bu ne balasını bize sürtüyor? Gidiyor orman diye yazıyor. Orman Malatya, Adıyaman'a ait. Biz Adıyaman'a Celi Köle su götürecek. Sular boşta. Zerban'ın suyu var. Biz burada artizin suyunu içiyor. Ermenistan Azerbaycan'ın topraklarını nasıl aldı? Bunlar da bizim elimizde. Aynen. Burayı aldı. Ha, onlar şimdi Azerbaycan aldı. Biz de orayı alacağız. Vermek yani mümkün değil. Vermeyeceğiz. Şimdi tehlike ufak ufak geliyor. Allah korusun, iki köy arasında bir şey olduğu zaman yetkililere bunu söylüyoruz. Yani çözsünler bu olayı. Bir buçuk iki senedir bu olay gittikçe gerginleşiyor, gitgide gerginleşiyor. Burada Kurcuva'da kadastro geçiyor. Hatta 1949 yılında Tapu Kütüğü'nde Kurcuva'nın kaydı var. İşte falan tepe. Şu gördüğünüz bu şu tepeler isim isim adlandırılmış. Tapu Kütüğü'nde yazar. Geçiyor. Hepsi Kurcuova'nın yani. Hepsi Kurcuova'nın, evet. 1949 yılında tapulanmış, tapu kütüğünde kayıtlı. 1988 yılında da kadastro giriyor Kurcuova'ya. O 1949 sınırlarına göre kadastro sınırları belirleniyor. Bu burada tartışma konusu olan 17 bin dönüm bir yer var, Mera. 88 yılında kadastro harici taşlık alanı olarak bırakılıyor. 97 yılında Pınarbaşı'na kadastrosu girip kadastral bir hile ile yapıp 17 bin dönüm Kurcuva'ya ait olan Mera'yı Adıyaman Pınarbaşı tarafına kaydediyorlar. Yani tapu üstüne tapu yapıyor. Tapu üstüne tapu geçirilmiş. Çok anlamam, çok hukukçu da değilim ama şimdi ya kadastro kanunun 22. maddesinde diyor ki kadastro üstüne yapılan ikinci kadastro tüm sonuçlarıyla hükümsüzdür. Bizim tabii 2007 yılında dava açıyor bizim belediye, Kurcuva Belediyesi, o zaman belediyeydi. Yerel mahkeme bu tapuları iptal ediyor. Daha sonra Yargıtay'a gidiyor. Yargıtay işin esasına girmeden 10 yıllık süreyi aşmış diye, 10 yıllık zaman aşımından dolayı davanın esasına girmeden kararı bozuyor. Pınarbaşı lehine karar veriyor. Halk olarak da şimdi bizim halk şöyle düşünüyor. Ya tamam, bizim tapumuzun üstüne tapu geçiriyorsunuz, şey yapıyorsunuz da biz malımıza bakmadık. İşte ne olduysa oldu, siz geldiniz burada tapu yaptınız. Bu size hak mıdır? Ve bir işte Sayın Başkan Pınarbaşı tarafı sürekli Yargıtay kararını gözümüze sokuyorlar. Diyor ki hukuk. Hukuk dediğiniz vicdandır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.